Değerli günler, değerli izleyiciler, hepinizden kalbi duygularla selamlıyorum. Günlerden perşembe saat 14, Abereks ekranlarında canlı yayın İnaç Pınarı programıyla birlikteyiz. Yüce Mevla dualarımızı, ibadetlerimizi kabul eylesin. Bizlere ibadet yapma, tevbe etme, vatanına, milletine, devletine, ülkesine, anasına, babasına, çoluğuna, çocuğuna hürmet etme, hizmet etme kolaylığını, fırsatını ihsan eylesin. Memleketimizi ve milletimizi her türlü iç ve dış sıkıntılardan, hainlerden, problemlerden, musibetlerden, belalardan muhafaza eylesin. İçeride ve dışarıda ülkemize göz diken, memleketimizi ve milletimizi parçalamak isteyen, devletimizi yıkıp bu coğrafyada kendisini ve kendi ülkelerinin egomonyasını kurmak isteyen hainler ve zalimler tarih boyunca hep olmuştur. Bugün de yine mevcuttur. Milletimiz 80 milyon insanımız 800 bin metrekare alan üzerindeki vatanımızda, devletimizde, milletimizde tek vücut olarak konu ülke olunca, konu vatan olunca konu devlet olunca, konu iman olunca bütün siyasi düşünceleri, siyasi mülazaları, farklı etnik düşünceleri ve yapıları, mezhebi yaklaşımları bir tarafa bırakıp milletin, vatanın, devletin, ülkenin ve insanların bir arada yaşamasına dönük hizmetleri yapmada hiç tereddüt etmeden kol kola girmekteyiz. Bunun örneklerini Cumhuriyet tarihinin başından beri, Osmanlı tarihinde zaten ama Cumhuriyet yakın tarih olarak değerlendirecek olursak, e, Cumhuriyet tarihinden beri, istiklal mücadelesinde, daha sonraki İkinci dünya savaşlarında, daha sonraki süreçlerde ve en sonunda yine e, 15 Temmuz darbe girişimi, işgal girişimi esnasında görmüş olduk. Her bir vata, vatandaşımız, her bir insanımız, Ülkenin selameti, ülkenin bütünlüğü, ülkenin muhafazası için bütün farklı düşünceleri, kendi aralarında var olan bir takım sürtüşmeleri, itişip kakışmaları, mezhebi farklılıkları ve etnik farklılıkları bir tarafa bırakıp kol kola girmiş, vatanı ve milleti için birlikte şehit olmayı göze almış ve bir kısmı da şehit olmuştur. Bu tehlikeler, bu süreçler geçmiş değil. Belki de hiç geçmeyecektir. Geçmiş tarihe bakıp gelecekle ilgili bir değerlendirme yapacak olursak buna Haçlı Seferleri deriz. Buna hak ile batılın mücadelesi deriz. Buna Habil ile Kabil'in arasındaki ilk insandan başlayan doğru ile yanlışın birbirine karşı mücadelesi deriz. Şöyle ya da böyle örneklerini tarihten vererek bir takım isimler koyabiliriz. Ama bir vakadır ki ilk insandan beri insanlar arasında menfaat ve çıkar savaşları, fetihler ve işgaller bu nedenle de insanların birbirlerine karşı mücadeleleri, düşmanlıkları, kırıp dökmeleri ve birbirlerinin kanını döküp gözyaşına neden olmaları hep yaşanmıştır. Son döneme baktığımız zaman Çanakkale geçilmez diyoruz. Mart ayında bu konuyla alakalı program yapmış olduk, paylaştık sizlerle. Çanakkale'de e, o zihniyetin Anadolu'ya girmesine milletimiz yine kol kola girerek engel oldular. İstiklal Savaşında memlekete sahip çıkarak yine engel oldular. Daha sonraki süreçlerde ve bugün de yine ülke bütünlüğü, milletin varlığı devletin bekası için insanlarımız tek vücut olmayı bilmişler, başarmışlar ve becermişlerdir. Bu akşam ve bugün bu programımızda biz birlikte yaşamayı, birlik olmayı ve kardeşliği sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim Hucurat Suresi'ndeki Hucurat Suresi'ne Ahlak Suresi de denir. Zira bu surede ahlaki kurallar insanlar arası olan ilişkilerde takip edilmesi gereken ve dikkat edilmesi gereken hususlar ve hususiyetler ee, ve yine insanların e, kardeş olduğunun ilanı, bu kardeşliğin gerektirdiği hukukun neler olup e, olmadığı ve bunlara riayet edilmesi gerektiği ile ilgili Yüce Kur'an bilgi vermektedir. اِنَّمَا الْمِنُونَ اِخْوَةٌ fe eslihu beyne ehavekum ve tekullah ila Müminler ancak kardeştir, onlar birbirlerini ıslah ederler, ifsat etmezler. Kardeşlik esastır, kalleşlik istisna bile değildir. i̇slah e, edenler kardeştir, ifsat edenler e, kalleştir. E, bu kavramlar ve bu tabirler toplumumuzda, ailemizde, evimizde, sokağımızda, mahallemizde her birimizin zaman zaman kullandığı bildiğimiz kavramlardır. Bildiğimiz kavramlar ve bunlara yüklediğimiz anlamlar da yine e, tasavvurumuzda e, ifade etmeye çalıştığımız her birimizin ortak olarak kabulü haline gelen düşüncelerimizdir. Islah etmek demek insanlar arasındaki Gerginliği, dargınlığı, problemi, kavgayı, barış, kavgayı, gözyaşını, nefreti ve kini ortadan kaldırmak demektir ıslah etmek. İfsat etmek demek de tam tersi. İnsanlar arasına fesat sokmak, barışı ortadan kaldırmak, kavgaya neden olmak, menfaatler nedeniyle birbirini kırıp dökmek, birbiri kendi menfaati için öbürünün, ayağına çemle takmak, onu çekiştirmek, gizli hallerini araştırmak gibi olumsuz insan davranışları diye sayabileceğimiz bütün davranışlar bu kalemde, bu kronolojik sıralamada yer alabilirler. Islah edicileri Kur'an kardeşlik olarak ya da kardeşliği ıslah edicilik olarak, ıslah etmenin bir sonucu olarak ilan etmiştir ki kardeşlik de Hz. Peygamber tarafından hem de Kur'an tarafından müminlerin en olmazsa olmaz şartı ve özelliğidir. Huzurlu bir toplumun inşasında insanların cemiyet içerisinde ve cemiyet halinde yaşamasının bir özelliği ve güzelliği olarak bunları sunmuş. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kardeş olunuz Birbirinize zulmetmeyiniz, birbirinizi çekiştirmeyiniz, birbirinize haset etmeyiniz, birbirinizi arkadan vurmayınız diye saydığı birçok e, özelliği, insanların arasını bozabilecek özelliği e, kardeşliğin karşısında olan davranışlar olarak belirlemiştir ki buna da kalleşlik diyebiliriz. Bir formül ortaya koyacaksak, kardeşlikle ıslah edicilik birbirinin tamamlayanı, kalleşlikle ifsat edicilik de birbirlerinin tamamlayanıdır. Birbirlerinin zıt kutuplarıdır. Müslümanda kardeşlik ve ıslah edicilik vardır. Müslüman olmayan da ya da Müslümanlar içerisinde günahkar olanlarda da kalleşlik ve ifsat edicilik vardır. Arayı bozma vardır insanları çekiştirme vardır. Bir arada yaşamayı gerekli kılan bir sürü husus ve hususiyet varken onu dinamitleyip, onu dinamitleyip, insanlar arasına fesat sokmak suretiyle iki yüzlülük yaparak, hatta daha fazla kıvırarak veya davranış manevrası içerisine girerek kalleşçe insanlar arasındaki huzurun bozulmasına neden olanlar da vardır. Belki bunu Müslümanlar veya Müslüman olmayanlar diye pratik bir örnek olarak ayırmak doğru olmayabilir. Ama teorik olarak ya da vahyin mesajı olarak değerlendirdiğimiz zaman ya da Müslümanın Kur'an'ı ve Allah Resulullah tarafından yapılan tarif ve tanımını dikkate alarak bir tasnif yapacak olursak o zaman Müslüman Allah'a inanandır, teslim olandır. O diğer Müslümanlarla kendisini kardeş kabul edendir. Kardeş olduğu için de toplumda ıslah edici pozisyondadır. Her zaman, her mekan ve her anda. E, karşısında olanlarda mutlaka dünyevi kaygılara sahip olacaklar. Seküler bir anlayışla yaşayacaklar. Bu nedenle de dünya onlar için bütün nimetlerin olduğu ve değerlendirilmesi gereken bir yerdir. Bu sebeple de dünya nimetlerini ve çıkarlarını elde etmek için diğerlerini öteleyecekler. Onlara iki yüzlülük yapacaklar, fesat çıkartacaklar, fitne çıkartacaklar, kavga çıkartacaklar gözyaşı dökecekler, kan dökecekler, kalleşçe, haince, zalimce insanlar arasında huzursuzluğu ve mutsuzluğu yaşam tarzına dönüştürmeye gayret edecekler. Bu ötekilerin davranışıdır. Gel gör ki İslam toplumlarında da, Müslümanlar arasında da günahkar başlığı altında değerlendirilebilecek şekilde, İfsat ediciler, kalleşlik yapanlar, güveni dinamitleyenler, vefayı dinamitleyip sulandıranlar, insanların arkasından dolaşıp keşmekeşlik çıkartanlar elbette vardır. Ama bunu İslam'a mal edemeyiz, bunu İslam'ın Müslüman tanımına mal edemeyiz. Bu ne kadar İslamı tercih etmişler ve Müslüman olmuşlarsa da. Müslümanlar içerisindeki günahkarların yaptığı davranışlardır. Bu nedenle zaten Yüce Allah innemel الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Müminler ancak kardeştirler. bunun, bu kardeşliğin gereği de birbirlerini ıslah etmeleridir. İki taife, iki grup, iki kişi yan yana gelip, karşı karşıya gelip birbirlerine e, bir takım düşmanlık besleyecek duruma vardılarsa o zaman üçüncü kişiye mutlaka ıslah edici e, olma sorumluluğu ve görevi kardeşlik hukukunun gereği olarak Allah tarafından verilmiştir. E, bu e, kardeşliği inşa edemeyen kardeşlik hukukunun gereği olan ıslah müessesesini çalıştıramayanlar da Zaman zaman görürüz etrafımızda, mahallemizde, komşular arasında, ilimizde, ilçemizde, köyümüzde toplumun yaşadığı neredeyse her yerde tercihi İslam olduğu halde nifak çıkartan, ifsat edici olan, insanlar arasındaki huzuru ve mutluluğu dinamitleyen bir takım insanlarda vardır. Bunlara Müslüman değildir diyemeyiz. Bunların davranışlarının İslam'a uygun olmadığını söyleriz. Kur'an-ı Kerim yüce Mevla tarafından indirilmiş insanlara yol haritası olarak geleceklerinin tayinini ve takip edecekleri yolun düzeyini, düzlemini ve düzenini belirtmek için Allah tarafından vahyedilmiş Kurallar manzumesidir. Allah insanları mükemmel yaratmıştır. İnsanlar ya sevgi ya nefret, ya savaş ya barış. Bunlar arasında bir taraftırlar. Ya sevginin tarafıdırlar ya nefretin tarafıdırlar. Ya barışın tarafıdırlar ya savaşın tarafıdırlar. Sevginin ve barışın tarafıysalar o zaman kardeşlik hukukunun gereklerini yerine getiriyorlar. insanları ıslah ediyorlar. Üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getiriyorlardır. Ama nefretin, kinin, öfkenin, savaşın tarafı iseler o zaman da kan dökmenin, gözyaşı dökmenin, hak yemenin, işgal etmenin tarafı olurlar. Bunu da ifsat özelliğiyle kendilerinde ve toplumda ortaya çıkabilecek fesatlığın tetikleyicisi olan ifsat yapmak suretiyle, nifak yapmak suretiyle gerçekleştirmiş olurlar ki bu Allah'ın mükemmel olarak yarattığını belirtmiş olduğu ve tarif ettiği, ehseni takvim olarak yarattığı insanın İnsan olma özelliğine ve güzelliğine yakışmayan bir davranıştır. Ve dini ve zeytuni ve durisini ve hazel beledil emin لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ İnsanı en güzel bir biçimde yarattık. Ehsan-ı takvim olarak güzel bir süreçle yarattık. Güzel bir süreçten geçirerek yarattık. Hem fizyolojik yapısı itibariyle en mükemmeldir, hem yaratılış serüveni ve süreci olarak e, güzel bir süreçtir, hem de huyu itibariyle, kimliği itibariyle, karakteri sorumluluğu itibariyle değerlidir, önemlidir, güzeldir. Bu güzelliğin muhafazası veya muhafaza edilmemesi insanın sorumluluğundadır. Bu nedenle Allah insana akıl ve irade vermiş, onu iradesinde serbest bırakmış, serbest iradesiyle insan ya nifakın, ya öfkenin, ya savaşın tarafında yer almış ya da barışın tarafında, sevginin tarafında, saygının tarafında, muhabbetin tarafında yer almıştır. Bizim toplumumuza baktığımız zaman, 80 milyon, 90 milyona yakın Türkiye ülke insanına, 1,5-2 milyara yakın İslam alemindeki Müslüman topluluklara baktığımız zaman teorik olarak her bir Müslüman, Müslümanlar arasındaki dağınıklıktan, kin ve öfkeden, gözyaşı ve kandan rahatsız olduğunu söylerler teorik olarak bunu lisaninde ifade ederler. Ee, Müslümanların güç haline gelebilmesinin yolunun bir ve beraberlik içerisinde olmasından kardeşlik hukukunun gereklerinin yerine getirilmesinden ancak e, geçtiğini de ifade ederler. Ama tüm bunlara rağmen tüm bunlara rağmen 2 milyarlık İslam alemi 80 milyon ülke insanımız, zaman zaman birbirlerine öfke kustukları, zaman zaman birbirlerinden nefret ettikleri, zaman zaman birbirlerine atış yaptıkları, savaş açtıkları, birbirlerinin gözyaşına neden oldukları, hatta kanlarını bile döktüklerine şahit oluruz. Suriye özelinde, dünya genelinde ifade edecek olursak, aynı sahiplerle İnsanlar Allahu Ekber diyerek e, cenneti hak etme uğruna cihat adı altında karşılıklı her iki tarafta aynı sahiplerle ve düşüncelerle birbirlerini öldürürler. Buna da birbirlerini e, yani bunu da cihat adına yaparlar. Her bir taraftan ölen kendi tarafı açısından şehit olduğunu ve şehit olunduğunu ilan eder. Bunlar ifade etmeye çalıştığımız gibi kardeşlik hukukunun gereği olan ıslah edicilikten değil, kardeşliğin karşısında yer alan kalleşliğin sonucu olarak ifsat edici sonuçların, ortamların oluşması nedeniyledir. Kaynağına, dayanağına, fıtrattan gelen genlerine uygun olarak ruhunun, ve gönül dünyanın ve gönül dünyasının beslenmesi gereken yer olan vahye müracaat edilmediğinden dolayı e, yine insan Kur'an-ı Kerim'in insan tarifiyle alakalı olarak belirttiği gibi aceleci bir varlıktır, hesapçı bir varlıktır, çıkarcı bir varlıktır, menfaatçi bir varlıktır. Bunların gereği olarak da birbirlerinden nefret edip birbirlerine kin ve öfke kusabiliyorlar. Kardeşlik ve kardeşlik hukukunun gerekleri birliği gerektirir. Ne zaman ki kardeşlik hukuku geçerli oluyorsa, birbirine kenetlenmeyi düşünüyorsa, insanlar inancından dolayı veya farklı sahiplerle bir araya gelebiliyorlar ve kenetleniyorlarsa, işte o zaman Allah onların yanında ve yardımcısı olur. Mümin Diğer mümine yardımcı oldukça İslam kardeşliği de müminlerin birbirine makul ve meşru olan her konuda yardımcı olmalarının esas olduğunu ifade eder. Kendini ötekine, ötekini kendine tercih etme noktasında kendini değil dostunu, kardeşini, arkadaşını, diğer Müslümanın öncelenmesi, önce onun dertlerine deva bulunması önce onun ihtiyaçlarının giderilmesi, önce onun beslenmesi, gıdalanması, huzurlu ve mutlu yaşaması için gayret sarf eder. İşte bu iyi bir Müslümanın özelliğidir. İşte bu kardeşlik hukukunu zihninde ve hayatında uygulayan müminin ve Müslümanın yapması gereken yaptığı davranışlardır. Öyle buyurmadı mı Yüce Peygamber? Kardeş olunuz, birbirinize zulmetmeyiniz. Birbirinize yardımcı olunuz. Kardeş olmanın bir gereği de insanların birbirine zulmetmemesidir. Birbirine yalan söylememesi, birbirini ezmemesi, birbirinin sırtından geçirmeye çalışmaması. Bir, sadece bu fiili bir ezmeden ziyade onurunu ezmek, gururunu ezmek, davranışlarıyla, tavırlarıyla, sözleriyle, eylemleriyle, bakışıyla, duruşuyla, taraf oluşuyla diğer Müslümanı ezer. İşte bu zulümdür. En ağırından en hafifine kadar, en küçüğünden en büyüğüne kadar zulmün her bir çeşidi ve kalemi yalan, yanlıştır, haramdır, vebaldir, günahtır ve dolayısıyla Allah katında karşılığını hesaba katarsak vebali büyük olan davranışlardır. Kardeşliği kardeşliği pratik olarak güzel yapmak, güzelleştirmek, kardeşliğin yansımalarını güzellik olarak e, hayata yansıtmak peygamberi bir sünnettir. Hz. Peygamber Allah'ın sevgilisi Habibullah rahmetellil alemin olmasına rağmen yani yüce Mevla ile dostluğu olmasına rağmen yüce Mevla'nın amiyane tabirle her an yanında olmasına rağmen ashabıyla kardeşlik hukukunun gereklerini sürekli ve en üst düzeyde yerine getirmiştir. Hatta sadece Müslümanlarla veya ashabıyla ilgili değil insan olmalarından dolayı kendisine inanmayanlarla ilgili de insani ilişkiler anlamında e, gerekli olan hukuka itibar etmiş. Onların da malını, canını, arzını, ırzını, dinini, aklını muhafaza etmede azami gayreti gösterip, ümmetine de rol model olmuştur Hz. Peygamber. Kardeşliği güzel yaşamak, kardeşliği güzel yansıtmak, kardeşliğin unsurlarını kardeşler arasında en iyi şekilde gerçekleştirmek, Hz. Peygamberin de aynı zamanda sünnetidir. Kardeşliği uygulamazsa insan mutlaka diğerine zulüm yapacaktır. Mutlaka diğerine karşı bir tavrı olacaktır. En küçüğünden en büyüğüne kadar bu tavır da İslam kardeşliğini zedeleyecek birlikte ve beraber yaşamanın zorlaşmasına neden olacaktır en azı yaşamanın zorlaşmasına neden olacak en çoğu bir arada yaşamayı mümkün olmayan bir sonuca da taşımış olacaktır Müslümanları Yüce Peygamber tanıtırken bir binanın taşları gibidirler bir tarağın dişleri gibidirler. Bir e, ortamın bütün unsurları gibidirler. Bir binanın taşları ne demek? Binayı bina yapan taşlardır. Onlar birbirleriyle kenetlenmezse eğer o bina ortaya çıkmayacaktır. Her bir taş o binada bir anlam ifade eder. Hatta o kadar anlam ifade eder ki o bir taş aynı zamanda o bir bina demektir o bir binanın olması için mutlaka o taşın o yerde olması gerekir. Onu oradan çıkarttığınız zaman binanın özelliği, güzelliği de bozulmuş olacak. Yapabileceği, gösterebileceği fonksiyonu da gösteremeyecektir. O nedenle Hz. Peygamber müminler bir binanın taşları gibidirler. Birbirlerini tamamlarlar birbirlerine destek olurlar. Birbirlerinin koluna girerler ve mükemmel bir cemiyet ortaya çıkar. Veya bir tarağın dişlileri gibidirler diye de tarif etmiştir. Yani tarağın dişlileri tam olacak ki fonksiyon icra etsin. Eksik dişli varsa bu defa yapılması gereken işlev yeterince yerine gelmeyecektir. Bunu tarif ettikten sonra Allah Resulü o müminler Rin birisi bir bedenin organları gibidirler aynı zamanda. Üç tane tarif birbirini tamamlıyor. Tarağın dişleri, binanın taşları, bedenin organları gibidirler. Tırnağınız rahatsız olduğunda uykunuz kaçıyorsa, mideniz ağırdığında böbrekleriniz de bundan etkileniyorsa, başınız ağırdığı zaman, vücudunuz da hareketsiz kalıyor bundan etkileniyorsa işte organlar her birisi en küçük gördüğünün fonksiyonu da en büyük olanın ya da en önemli gördüğümüzün fonksiyonu kadardır. Ona da ihtiyaç vardır. Allah öyle yaratmış ifade ettik ya. Ahsan-ı takvim bir vücuttaki bir kıla ihtiyaç vardır ki Allah onu yaratmıştır. O kılın, o tüyün, o tırnağın orada olmaması o fizyolojinin çalışmasında bir eksiklik meydana getirecektir. Belki kalp olmadığı zaman vücut tam olmayacak. Tırnak olmasa bile insan yaşayacaktır. Ama insanın insan olması ve mükemmel bir bedenle mükemmel bir hizmet sunması için ya da daha konforlu yaşayabilmesi için bütün organlarının çalışması, yerli yerinde olması ve birbirlerine de destek olması ile olacaktır ki müminleri de Allah böyle tarif etmiştir. Örneğin midemiz iyi çalışmazsa yemek yemeyiz, sindiremeyiz ve bundan kalbimiz de, beynimiz de, böbreklerimiz de etkilenir. Böbreğimiz iyi çalışmazsa içtiğimiz suyu sindiremeyiz, temizleyemeyiz. Bu defa vücuttaki bu pis kalan sudan dolayı vücudun diğer organları baskı görecek, zorluk çekecektir. Bağırsaklar sindirimi güzel yapmazlarsa eğer bundan zihin de mide de etkilenecektir. Kalp güzel çalışmaz, damarlar tıkalıysa vücudun tamamı bundan etkilenecektir. İşte kardeşlik mükemmel bir vücut gibi bütün organları tam ve salimen saat gibi çalışan bir vücut gibidir kardeşlik. Kardeşlik eşittir, mükemmel bir vücuttaki organların çalışması o vücudu ne kadar rahat ve huzurlu kılıyorsa kardeşçe yaşayan insanlar bir arada sevgiyle, barışla, kucaklayarak birbirlerine fayda sağlayarak yaşıyorlarsa bunun adı kardeşliktir ki bunlar da o vücudun konforlu yaşamı gibidirler. Kardeşlikte zaman Mekan ve mesafe söz konusu değildir. Kardeş her yerde kardeştir. Burada kardeş, yani dinden kaynaklanan kardeşten bahsediyoruz. Onda mesafe yoktur. Ee, Yemen'deki buradakiyle, buradaki Sicilya'dakiyle, Kanada'daki Kore'dekiyle, Rusya'daki, e, Avustralya'dakiyle kardeşse ki İslam'a göre kardeştir. Dinden dolayı kardeştir, inançtan dolayı kardeştir. Derdi de aynıdır, tasası da aynıdır. Birbirlerine yardım etme konusunda da aynı zamanda her uçlarda olanlar da birbirleri için birbirleri adına sorumluluk taşımaları gerekir. Sorumluluk sahibidirler. Mekan, zaman ve mesafe söz konusu değildir. İster burada olsun, ister öbür odada olsun ister bu mahallede olsun, isterse diğer vilayette olsun. İster bu zamanda olsun, ister dün olsun, ister yarın olsun. Problemler ve sevinçler, kederler ve hayatın akışı kardeşlik hukukunun gereği olarak Müslüman'da hep aynı sonuçları doğuracak, aynı sonuçları ifade edecektir ki adına kardeşlik denmiş olsun. Bunun örneklerini İslam tarihinde ensar ve muacir kardeşliği adı altında ve uygulamasında çok yerinde, çok rol model olarak toplum, o sahabe toplumu, o asrı saadet göstermiştir. Bugün bile övünerek söylediğimiz, kıyamete kadar da güzelliklerini ifade ederek örnek gösterdiğimiz asrı saadet dönemi, o dönem insanlık tarihine ve kıyamete kadar tüm insanlara, Kardeşlik hukukunun gereklerini hayata yansıtmak bakımından en çarpıcı, en ideal, en üst örnektir. O kadar örnektir ki Mekke'den gelen muhacırlara, Medine'de bulunan ensar yani yerliler bütün mallarını ikiye bölerek ortak etmişlerdir. Kendi kazandıklarını hiç e, alın teri dökmeyenlere ortak olarak vermişlerdir. Kendileri gibi onları da aynı seviyeye getirmişlerdir. Ama yine bir kardeşlik hukukunun Müslüman hassasiyetinin sonucudur ki Abdurrahman bin Avf mesela bana ortaklık teklif etmeyin ya da bana <laughs> malınızı veya servetinizi vermeyin, bana imkan sağlayın demiştir. Bana e, duygunuzu verin, bana gönlünüzü verin, bana onlarla ortak olun ve bana imkan sağlayın. Ben ticaret yapıp kendi emeğimle kendi kazancımı temin edeyim diyerek bana ip ve baltayı, ormanı ve çarşıyı gösterin. Ben kendi ayaklarımın üzerine durabilecek şekilde çalışırım. Bu bir örnektir. Yani kardeşlik hukuku istismar edilmemelidir. İstismara konu edilmemelidir. Bir kardeşlik hukuku gerçekleşti diye hemen oraya çöreklenip üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemezlik yapılmamalıdır, hayatı ucuzlatılmamalıdır, ee, rızık peşinde koşma gibi güzel bir duygu hafife harcanmamalıdır, ucuza harcanmamalıdır. Sahabe toplumu, aslı saadet toplumu, ensar ve muadil kardeşliğinin örnekleriyle bunu çok güzel, çok yerinde göstermiştir. Hayber Savaşı'nda, savaş esnasında şehit düşen sahabe bir taraftan son nefeslerini verirken su, su diye araretini gidermek bakımından su isterlerken onlara su dağıtmak üzere bulunan sahabeler birinin yarına gittiğinde o suyu isteyen başka birinin su istediğini duyunca işaret ederek ben zaten şehit oluyorum. Ben zaten Rabbime kavuşuyorum. Yetiş ötekine suyu ver de o en azından araretini gidermiş olsun diyerek ötekini kendine tercih etme örnekliliğini göstermişlerdir. İşte kardeşlik budur. Ötekinin derdiyle dertlenebilmektir. Ötekinin sıkıntısını çözebilmektir. Ötekine hainlik ve zalimlik değil, ötekine cömertlik, hizmet, hürmet ve saygı gösterip yapabilmektir. Kardeşlik hukuku bunu gerektir. Mesela Hazreti Hamza Efendimiz Allah kendisinden razı olsun. Onlarla aşire olmayı bizlere yüce Mevla nasip eylesin. Eğer şefaat etme yetkileri olacaksa Allah onlara bizlere şefaat etme e, ihsanında ve lütfunda inşallah bulunmuş olsunlar. Çünkü onlar İslam adına Hazreti Peygamberi yalnız bırakmama adına peygamberi İslam'ı Medine'yi, Mekke'yi, kutsalları ve kutsal toprakları koluma ve kollama uğruna bedenlerini ve hayatlarını ortaya koymuşlar. Uhud'da şehit olmuşlardır. Başta Hz. Hamza olmak üzere 70 tane sahabe orada şehit olmuştur. Hz. Hamza şehit olmuş, öylesine şehit olmuştur ki belki bazı programlarda ifade ettik. Onu şehit ettiren Hint kölesi vahşiye onu şehit edersen o benim babamları Bedir'de öldürdü. Onu öldürürsen sana özgürlüğünü vaat ediyorum, imkanlar vaat ediyorum demiş. Vahşi de sahibi olan Hint'in, Ebu Sufyan'ın hanımı olan Hint'in bu teşvikiyle ve tahrikiyle ödül iltifatını dikkate alarak Hazreti Hamza'yı Uhud'da şehit etmiştir. Bu belki onun takdiridir, onun kaderidir. Şehit olma gibi güzel bir ünvana hem de Uhud'da nasip olmuştur. Ve biz hala onun için dua ederiz, onu örnek olarak gösteririz. Ama o, o Hint ki Hazreti Hamza'yı şehit ettirmekle kalmamış, insanlığın ötesinde kalleşçe, haince, zalimce, hayvanca bir insanın ölmüş bedenini parçalara ayırıp organlarını gerdanlık yapıp boğazına takmak suretiyle iç organlarını parçalayıp ciğerlerini ağzında dişleyerek ve çiğneyerek e, ne kadar hain ve zalim olduğunu, e, kardeş olmayanların ne kadar zalimce hareket edebileceğinin örneğini göstermiştir. Bu haldeyken Hz. Peygamber'in, Hz. Hamza'nın ablası Safiye, kardeşi Safiye annemiz Uhud şehitlerinin bulunduğu şehitliğe geldiği zaman savaş alanına Hazreti Hamza'yı görmek ister de peygamberimiz orada bulunanlara buyurur ki Hazreti Hamza'yı halama göstermeyin. Kardeşini görmesin bu haliyle onun zihninde böyle bir tasavvur kalmış olmasın. Dediği için Hazreti Safiye'nin Hazreti Hamza'yı görmesine engel olmaya çalışırlar. O da engel olanlara şöyle der. Benim kardeşim Hamza'nın şehit olduğunu bilmediğimi mi zannediyorsunuz? Kardeşim Hamza'nın bedenini parça parça edildiğini bilmediğimi mi zannediyorsunuz? Kardeşimin organlarının kesilip gerdan yapıldığını yani vücudundan ayrıldığını bilmediğimi mi zannediyorsunuz? Allah bunları bana bildirdi diyor. Bunu deyince hemen sahabe Hazreti Peygamber'e koşarlar. Ey Allah'ın Resulü! Safiye annemiz Hazreti Hamza'nın e, mevcut durumunu bize izah ediyor, biliyor. Bırakalım mı? Bırakın öyleyse görsün diyor. Hazreti Hamza'nın yanına geliyor. Elinde iki tane hırkası var. Hırka var hırka. Defnedilecek biraz sonra... Hazreti Hamza ve diğer şehitler defnedilecek. O hırkasından Hazreti Hamza için getirdiği hırkasını Hazreti Hamza'ya kefen yapıyor Hazreti Safiye. Bakıyorlar ki diğer bir sahabenin kefenlik bezi yok. Yani onu bezleyip kefenleyecek herhangi bir bez, hırka veya elbise, çarşaf gibi herhangi bir şey yok. O zaman birini diyor kardeşime, birini diyor kardeşimin kardeşine. Yani İslam kardeşim olan diğer sahabeye verelim. Tamam diyorlar. Bir hırkayı Hazreti Hamza'ya, bir diğer hırkayı da Hazreti eee Amza ile birlikte şehit olan diğer Müslümana veriyorlar. Açıyorlar, bakıyorlar ki hırkanın birisi büyük, birisi küçük. E bunun hangisini Hazreti Hamza'ya verelim? Büyüğünü verirsek kardeşlik hukukuna uygun olmaz taraf olmuş oluruz. Kardeşlik hukuku diğerini tercih etmek demektir. Diğerinin derdini önce çözmek demektir. Nimette, diğerine, külfette kendisine e, yönelinen unsurları ve usurları, hususları sahiplenmek demektir. O zaman derler ki Kur'a çekelim. Hangisi kime çıkarsa o onun olsun ve kendisine ait kardeşi için getirmiş olduğu kefen yapmak üzere getirdiği hırkanın bir tanesini diğer bir Müslümana veriyor. Bu ikisi arasında eşitlik olmadığından dolayı hırkalardan kardeşine istismar etmemek, kardeşine iltimas geçmemek bakımından da kura çekmek suretiyle bunların tespit ve tayinini yapıyorlar. İşte İslam kardeşliği, Ensar kardeşliği, Muhacir kardeşliği ve sahabe kardeşliği tam da bu örneklerle ortaya çıkmış. Bu güzel örneklerle hayata ders vermiştir. Her bir sahabe yok olduğu halde yokluğunu bile paylaşmaya çalışmıştır. Bir gün bir misafir gelir. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Mescid-i Nebevi'dedir. Bir misafir gelir. Kalacak yer yiyecek e, gıdaya ihtiyacı vardır. Rivayet odur ki peygamberimiz başta Hazreti Ayşe annemiz olmak üzere eve e, elçi gönderir. Sorun bakalım yiyecek bir şeyimiz var mı? Misafir ağırlayacak, karşılayacak bir şeyimiz var mı? Deyince Hazreti Ayşe ve diğer annelerimiz evde herhangi bir şey sudan başka içecek, yiyecek yok diye cevap verince sahabeye dönerek bu arkadaşımızı evinde misafir edebilecek var mı aranızda? Diyor. Müminlerden sahabeden birisi ben edeyim diyor ve Hz. Peygamber'den o misafir alıp evine götürüyor. Evine götürüyor ama evde yiyecek içecek var mı o da bilmiyor. Çocukları var, eşi var. Eve girdiğinde eşine diyor ki misafirimiz var olayı anlatıyor. Günlük yaşanan o süreci paylaşıyor. Eşiyle eşine diyor ki ne var bu misafirimize yedireceğimiz ve içireceğimiz. O da eşine, kocasına e, "Herif hiçbir şeyimiz yok. Çocuklarımızın ihtiyacını karşılayacak kadar bir gıdamız var akşam yemeği için. Onu çocuklara yedirmemiz gerekir. Çocuklara yedirirsek misafirimiz aç kalır. Misafire yedirirsek çocuklarımız aç kalır. Biz yersek hepsi aç kalır. Deyince düşünür misafiri o İslam kardeşliğinin nezahetine, nezaketine, asaletine bakar mısınız? Düşünür ne yapalım eşine der ki, çocukları yemek vermeden uyutmaya çalış. Önce onu bir aradan çıkartalım. Çocukları uyuturlar. Ondan sonra da yemek saati gelince diyor ki, ışıkları söndürelim. Yemeği karanlık ortamda önümüze koyalım. Her birimiz oturalım. Misafir bir taraftan yemek yerken biz yemeyelim. Karanlıkta o bizim yemediğimizi görmesin. Biz yemiş gibi yapalım. O yiyip karnını bu yemekle doyursun. Zira ancak bir kişilik yemek vardır. Böyle yaparlar. Çocukları uyuturlar. Lambaları söndürürler. Var olan yiyeceği ortaya koyarlar bir taraftan misafir yemeğini yerken ev sahiplerinin de yemek yediğini düşünerek o karnını doyuruyor. Ve böylece ev sahibi sahabe ve çocukları misafirlerini doyurma uğruna aç olarak sabahlarlar. Sonra sonraki gün Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabeye elindeki evindeki yanındaki misafiri götürmüştü ya dönüşümü olarak da der ki ne oldu ne yaptınız akşamdan beri ki yaptığınız şeyler Allah'ın çok hoşuna gitti. Allah bu sizin yaptığınız davranıştan memnun oldu, razı oldu. O davranış davranışların en güzelidir. Bu sizin hanenize ahiret sermayesi olarak not edildi buyuruyor peygamberimiz. Bunu nasıl yapar bir insan? Kolay kolay kendi evlatlarını aç bırakıp da dışarıdan gelen birisine o evladının yiyeceği içeceği gıdayı vermek o kadar kolay yapılabilecek bir davranış değildir. Bunu yapmış, bunu gerçekleştirmiştir o sahabeler. Ne için? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ eslihu بَيْنَ خَوَيْكُمْ Ayet, hadiste Hazreti Peygamber, müminler kardeştir, onlar birbirlerine yardım ederler, onlar birbirlerine zulmetmezler, onlar birbirlerinin aleyhinde olmazlar, onlar birbirlerinin elinden tutarlar. Ee, müminler kardeş gibidirler, kardeştirler, bir tarağın dişleri, bir vücudun organları, bir binanın taşları gibidirler. Bu beraberliği dinamitleyen bir takım davranışlar da elbette vardır. Müminler mümin kardeşini kardeşliğin hukuku neyi gerektiriyorsa öyle yanında durmak, ona öyle davranmak, onunla öyle konuşmak, ondan istifade etme yerine onu istismar edecek bir davranış içerisine girme yerine her türlü katkıyı her türlü gayreti, her türlü eforu onun için kullanmak durumunda. Ona güzel sözle hitap etme. Ona tatlı dille davranma. Ona sevdiğini söyleme. Müminler birbirini sevmedikçe müminler birbirini sevmedikçe iman edemezler. İman etmemişlerse de cennete giremezler. Cennete girmek İman şartına iman etmiş olmak da birbirini sevme şartına bağlanmıştır. Böyle izah etmiştir Allah Resulü. Birbirinizi seveceksin müminsen, birbirini seveceksin. Hatta sevdiğini hem dilin ile söyleyeceksin, hem de davranışlarınla, tavırlarınla, hareketlerinle, eylemlerinle göstereceksin. Bir tarafta aç dururken öbür taraftaki tok olamaz. Açlıktan birisi ağlarken tokluktan birisi uyuyamaz. Bir tarafı gözyaşı dökerken öbür taraftaki kahkaha atamaz. Bir taraftakinin kanı dökülürken öbür taraftaki güllük gülistanlık dünyevi kaygılar için e, yüksel, yüksek dozlu konforlu bir hayatın peşinde koşamaz. Koşarsa, koşarsa bu Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tarifini ve tanımını yapmış olduğu kardeşlik hukukuna uymaz. Kardeşlik hukukunun yerine getirmeyenler de Müslüman tanımı ve tarifi açısından zayıftırlar. Ya imanlarında zayıflık vardır, ya ihlaslarında zayıflık vardır. Ee, ki imkanlarını ve eforlarını diğer insanlar için vakfedememiş durumdadırlar. Mümin mümini sevecek kardeş olduğunun gereği olarak ziyaret edecektir. Hastalığında yanında olacaktır. Zar zarif olacaktır ona karşı. Onunla paylaşacaktır, ziyafet verecektir. Sadece kendisi için yaşamayacaktır. Cebindekini, elindekini paylaşmasını bilecektir. Efendim onun ihtiyacı yok. Olmasa dahi bir mümin kardeşiyle mutlaka diğer mümin paylaşacak bir şey bulacaktır bir bardak çayını paylaşacaktır. Bir parça ekmeği paylaşacaktır. 10 dakikalık zamanı paylaşacaktır. Onun derdini dinlemeyi paylaşacaktır. Dert dinlemek öyle hafif bir şey değil. İnsanlar bugün stresten dolayı, dertten dolayı problem yaşıyorlar. Sinir krizleri geçiriyorlar. Onu dinlemek belki onun için en büyük ortaklıktır. En büyük katkıdır. Onun rahatlamasına, onun derdine ortak olmasına, onun konuşup deşarj olmasına katkı sağlamak paylaşmanın ta kendisidir. Kardeşlik hukukunun tam da gereği, tam da yerinde yapılması e, gerekli olan bir tutumudur, yanıdır. Mümin, mümine karşı samimi olacak. Başında söylemiştik ya, kalleşçe değil, iki ikiyüzlüce değil, arkasından dolaşarak onu kaşıyarak onu problem problemlerle kucaklaştırarak ve buluşturarak değil onunla huzurlu ve mutlu yan yana ve güvenle vefalı adımlarla yürümesini bilecektir. Alay etmeyecek, lakap takmayacak, incinmesine neden olacak herhangi bir olumsuz söyleme, davranışa, eyleme neden olmayacak. Bunlar içerisine asla girmeyecektir. ...bencillik etmeyecek. Sadece kendisi için değil. Egosunu tatmin etmek için değil. Duygusunu tatmin etmek için değil. Eğer duygusunu tatmin edecekse... ...diğer taraftaki insanı... ...mutlu ederek kendi duygusunu tatmin edecek. Onun mutluluğundan, onun huzurundan... ...kendisi tatmin olursa... ...işte bu kardeştir. İşte bu birlikte yaşamanın gereklerini... ...yerine getirmiştir. Haset etmeyecek. Haset etmek... Allah'ın taksimatına itiraz etmek demektir. Onun varlığına, imkanlarına, makamına, mekanına, konforuna, konumuna haset etmeyecek, katkı sağlayacak, yardımcı olacak, gurur duyacak. Belki gıpta olabilir. Yani kendisinin de o fırsatlara sahip olmasını isteyebilir ama asla fesatlık onun elinde neden bu imkanlar, mekanlar, konforlar vardır diye fesatlık içerisine girmeyecek. Girerse bu ...kardeşliği bozan bir davranıştır. Ona karşı... ...vefasızlık yapıp... ...küskünlük içerisine, dargınlık içerisine... ...girmeyecek ve böylece... ...toplumda huzuru ve... ...mutluluğu inşa edecektir. Günümüzle ilgili bir cümle olarak... ...ifade edip bitirecek olursak... ...hangi siyasi görüşten olursa olsun... ...hangi mezhebi... ...kabulden olursa olsun... ...hangi etnik yapıya... ...sahip olursa olsun mümin olduğumuz için kardeşçe bir arada yan yana kol kola yaşamasını bileceğiz. Camide, cemaatte, ibadette buluşacağızdır. Buluşmamız gerekecek bu kardeşliğimizin gereğidir. Yüce Allah kardeşlik hukukunun gereklerini yerine getirecek feraseti, basireti, gücü, imkanı, düşünceyi, duyguyu bizlere nasip eylesin. Hepinizi bu duygularla selamlıyorum. Haftaya tekrar aynı saatte Buluşmak üzere, hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim.